Böyle gelmiş, böyle sürecek. Bir gün acı, bir gün tatlı, ömürler geçecek. Bazen düşüp, bazen kalkıp hayat sürecek. Yarınlar var oldukça umut hiç bitmeyecek. Sende dimdik dur şu dünyada, boyun eğme asla bu zor hayata. Yarınlar seninle bugün sanki yalan, yaradan seninle yeter ki. Zıkkımlandıkların kim bilir kaç para eder. Ne diyorsun sabah sabah ya? Şu zıkkımlandıkların kim bilir kaç para eder dedim. Kira yatmadı bu ay. Git başımda. Beni dinden imandan çıkarma. Sen de iman var mı be? Bu ev neyle dönüyor, haberin var mı? Gece sabaha kadar, iç öğrene kadar yat. Sonra kahve. Bana bak kadın. Sana kaç kere dedim sabah sabah dırdır etme diye. Kırarım çeneni bak. Senden başka ne beklenir ki? Kırarsın elbet. Daha önce yaptıklarına sayarım. Allah Allah. Ne var lan? Öldürecek misin beni? Değmezsin ki. Ananızdan cesaret alıp dikleniyorsunuz ama... Bu işin yarını da var Demir Efendi. Bunu sakın ama sakın unutma. Günaydın annem. Günaydın Maralım. Şöyle peynirli bir omlet yapayım diyorum. Seversin sen. Bir şey yesim yok ama canın istediyse sen yap ya yavrum. Hadi ama annem, asma suratını. Belma uyanmadı mı daha? Tüh, bak bu hengamede kızı uyandırmayı unuttuk. Geç kaldı yine. Uyandım merak etme. Akşam konuşamadık Belma Hanım. Dün nasıldı dershane? Üf abla ya, her gün sormaktan bıkmıyor musun? Aynı işte. Ders, test, hepsi bu kadar. Belma, sana bir şey soracağım. Gerçekten okumak istiyor musun? Evet. Dershane dersleri Akmerkez'de mi yapıyor peki Belma Hanım? Hani daha havadar bir ortam. Onun için mi yani? Ya, şimdi takip etmeye mi başladın? Sorularınla yeterince sıkmıyormuş gibi. Belma, hayır tabii ki. İş görüşmesine gitmiştim. Çıkışta da o kızla gördüm seni. Neydi adı? Melis. Evet, onunla. Belma, bak halimizi görüyorsun. Canını dişine tak, kendini sık. Şurada ne kaldı sınava? Sonra nerede gezmek istersen orada gezersin. Abla, şimdi ben sana bir şey sorayım. Ya sen okudun da ne oldu? Hiç olmazsa bir diplomam oldu. Kolumda bir altın bilezik. Sen beni bırak. Annemi nasıl didindiğini görmüyor musun? Sırf seni dershaneye göndermek için günlerce, gecelerce uyumadan dikiş dikti kadın. Ya hep aynı laflar. Sıkılıyorum ben, anlıyor musun? Sıkılıyorum. Bu laflardan, bu evden, bu hayattan.
dershaneden, testten. Üniversite okuyunca ne olacak sana söyleyeyim. Böyle elime bir gazete alacağım ve kapı kapı iş dileneceğim her gün senin gibi. Geç bunları abla ya, geç. Ay anne. Ne kadar güzel bluz böyle. Hmm. Sevda Hanım'ın kızının. Anne, bunu bugün ben giyebilir miyim? Aa, saçmalama kızım, hiç olur mu öyle şey? Anne ne olur. Ya her gün aynı kıyafetle gidiyorum dershaneye. Bu bluz çok güzelmiş. Bir kere elinle ya, ne olur. Olmaz. Kızım, ne o saçının yüzünün hali? Defileye mi gideceksin, dershaneye mi? Abi ya, bir dur. Anne hadi ne olur, kırma beni. Ya başına bir şey gelirse? Söz veriyorum anne, çok dikkat edeceğim. Tamam tamam, hadi al. Yaşasın. Anne. Hı. Kira işini ben halledeceğim, merak etme. Tamam ama... Hadi akşam görüşürüz. Güle güle oğlum, hayırlı işler. Sağ ol. Ne okuyorsun hayatım? Kitap. Onu görüyoruz herhalde. Kimin kitabı? Baksana ne diyeceğim. Fatoş bugün şu yeni açılan mobilya mağazasına gidecekmiş. Diyorum ki ben de... Diyorsun ki ben de gideyim alışveriş yapayım. Salon takımlarını değiştirmenin zamanı gelmişti. Değil mi hayat? Evet. Nereden bildin? Başka hiçbir şey konuşmuyorsun da oradan bildim haleciğim. Tamam kocacığım. İstemiyorsan gitmem. Kızma. Ne istiyorsan onu yap hayatım. Benim çıkmam lazım. Güle güle canım. Ya Hale, bir gün de şu kapıdan beni uğurlasana. Hatıra olur ha? Aman sen de. Ne uğurlaması öyle? Çok banal. Günaydın usta. Oho, günaydın, günaydın. Nedir usta? Sorma. Bu arabanın buraya 100. geliş. Kaç defa tamir ettim, yine aynı yerden arıza yapıyor Meret. Dur hele, bir de ben bakayım. Vay, bir de ben bakayım ha. Sen ne zaman usta oldun da haberimiz olmadı, söyle bakayım. Yok usta, estağfurullah. usta, ben sana bir şey diyecektim. He, de bakalım. Kirayı yatıramadık, evde de para yok. Hani diyorum ki, avans... Oğlum, daha ayın ortasında bile değiliz, sen içeri girdin. Bu kaçıncı avans? Neyse. Tamam tamam. Öğlene bir tahsilatımız var hayırlısıyla. Orada hallederiz. Sağ ol usta. Ha Demir, baban ne yapıyor? Babam ne yapar usta? Vay Bedri vay. Allah size sabır versin oğlum. Hele de anne. Annem daha ne kadar dayanır bilmiyorum. Bazen diyorum ki... Deme, sakın deme evlat. Babandır ne de olsa. Babalıktan haberim var. Şimdi ben kaç yaşındayım diye sorsam onu da bilmez belki. Bak evlat, senin yapacağın annene, kardeşlerine destek olmak. Maşallah, hepiniz hayırlı evlatsınız. Ha, Selma ne yaptı? İş arıyor. Yuh be! O kadar dirsek çürü, talebelik yap, üniversite bitir, sonra da işsiz kal. Olacak işte. Oluyor işte. Maalesef evlat. Hadi, biz işimize bakalım. Konuşmaya kalsa akşama kadar konuşuruz. Ama iş beklemez. Tamam usta. İş ilanınız için aramıştım.
Kaçta? Peki, teşekkürler. Ne oldu? Randevu verdiler 1:30'da. Görüşmeye çağırdılar. Ulan bir uyutmadınız be. Vır 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 vır. Anne ya. Giyinip çıkayım. Erken değil mi? Daha internet kafeye gidip özgeçmişimin çıktısını almam lazım. Benzemez kimse sana. Ay içim bunalıyor. Sıkıntı basıyor bana bu şarkılardan Erdal. Ne yapayım? Birazcık pop müzik dinle. Enerji gelsin hayatım, enerji gelsin. Bak ben sana söyleyeyim. Aşkın açamadı kapı, kanatlanıp uçamadı yer mi var? Kalbimi seve seve sana veririm. Ah hale, ah hale. Bakalım nereye kadar sürdüreceğiz bu işi? Hoş geldiniz Erdal Bey. Hoş bulduk Hilal. Arayan soran var mı? Mustafa Bey beni arasın dedi. Mustafa mı? Allah Allah. Tamam. Şu benim dün yarım bıraktığım dava dosyasını getirir misin? Tamam, getiriyorum. Tamam. Alo. Mustafa, ben Erdal. Oo Erdal, nerelerdesin ya? Özlettin. Duyuyoruz haberlerini kardeş, sen hiç merak etme. Türkiye seninle gurur duyuyor kardeşim. Senin gibi 10 avukat daha olsa memleket kurtulur be. Tamam tamam, bak ne diyeceğim. Bizim sekreter kocaya kaçmış, işi bıraktı. Şöyle iyi, akıllı, biraz da eli ayağı düzgün bir tanıdığın var mı ya? Tamam kardeşim. Hadi kardeş, bir daha işin düştüğünde görüşürüz. Çakal seni. Ben bir sağa sola sorayım, ararım. Hadi bay bay. Buyurun Erdal Bey. Ha, Hilal. Çevrende şöyle güvenebileceğimiz bir bayan var mı? Bizim arkadaşlar bir hukuk bürosu kurdular da sekreter arıyorlarmış. İlan da vermek istememişler. Tanıdık kanalıyla olursa daha da iyi olur diyorlar. Bir düşüneyim, şimdi aklıma gelmedi. Hadi sen bir düşün bakalım. Tamam. Başım. Sana beddua etmeyeceğim Bedri. Ne kadar ettiysem döndü bana geri geldi.
Allah benim belamı verdi. Allah bence benim belamı vermiş. Senin gibi karıyla. Nereye kız? İş görüşmesine. Ah! Her gün iş görüşmesine gidiyorum diye süslenmeler, püslenmeler çıkmalar. Ne alt yediğini bilmiyor muyum sanki? Ulan namusuma laf getirirseniz, dinime imanıma sokak ortasında mı alırım sizi? Ne biliyorsun baba? Söyle bakalım ne biliyorsun? Ben bildiklerimi sayarsam karşımda duramazsın. Hoş, biraz gururlu bir adam olsaydın... Uyuma kızım. Hadi çık, geç kalacaksın. Hadi güle güle. Allah işini rast getirsin. Ne olurmuş ben de gurur olsaymış ha? Söylesene ne olurmuş? Yapma! Hem sen kime gurursuz diyorsun ha? Ağlama anne. Bunların hepsi geçecek bak, göreceksin. Hadi oradan. Anasının kızı. Sen git, ben derse gireyim. Bu ara devamsızlığım çoğaldı. Hem dün ablam da görmüş bizi. İpin ucunu bir kaçırdık mı bir daha toparlayamayız. Sınava ne kaldı şunun şurasında? Ya sen de güya kankimsin. Her defasında beni yalnız bırakma bak, sonra kendime başka kankiler bulurum. Hayır Berk, yalnız gelecek olsa dert değil ama şimdi Tuğrul yalnız kalacak. Çok yakışıklı çocuk şu Tuğrul. Pişman olursun sonra. Ya evi ararlarsa? Oo, senin işin bitik kızım. Bizimkiler hiç sormuyor bile. Bir ay gelmesem şu dershaneye umurlarında olmaz. Ay bluzun çok şirin. Tamimi hom mu? Annem dikti. Ya ne zaman gideceğiz annenin butiğine? Taşınma işi bitmedi mi daha? Yok, bitmedi. Annem yeni butiğe yerleşir yerleşmez götürürüm seni. Merak etme. Hadi bakalım, merak ediyorum. Ne haber bebek? Formundasın yine. Harold yani. O kadar mesai harcıyoruz kendimize. Ben Tuğrul. Belma, emin oldum. Daha erken değil mi? Nedir erken ona? Hayır yani. Tanışır tanışmaz memnun olunmaz ki. Zaten daha sonra olacaksın. Tuğrul, başlama yine şu esprilerine. Kaçacaksın kızı. Ben de Berk. Melis senden çok bahsetti. Hadi kızlar. Gelin. Hadi 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 hadi. Hadi çabuk. Nereye gidiyoruz? Biz açız. Önce gidip yemek yiyelim. Peki, gazla. Tamam. Verdin mi? Verdim, verdim. Bu ayda savuşturduk kira derdim. İyi. Geç bakalım işinin başına. Usta. Çok teşekkür ederim. Tamam, tamam. Lafını etme bir daha. Nasıl olsa bir ay parasız çalışacaksın. Bunu aldım. Kahveye kadar çıkıyorum. Bir şey olursa haber. Tamamdır. Hadi eyvallah. Kolay gelsin. Sağ ol. Mustafa, benim Erdal. Kardeş, işin var mı? Gel iki lafın belini kıralım. Ha? Tamam. Hadi yarım saat sonra görüşürüz. Sağ olasın. Hilal, bir saniye gelir misin?
Buyurun Erdal Bey. Hilal, ben çıkıyorum. Bir saat sonra dönerim. Tamam. Önemli bir şey olursa cep telefonum açık. Hı hı. İşte aranan dördüncü geldi. Dağıtın arkadaşlar. Nerede kaldın be Bedir abi? Hoş geldin. Bakanlar kurulu toplantısı uzadı da biraz. Yavaş. Sinir yapmışsın kendine. İnşallah istakallardan biri kafamıza inmez. Yanlış yapanın kafasına indiririm tabii. İlla masada oturması da gerekmiyor. Renk mi? Renk ya, başka ne olacak? Abi ayıptır sorması. Ne oldu ki böyle burnundan soluyorsun? Sabahtır, öğlendir, akşamdır. Başka ne olsun? Sırf çeneden ibaret bir karı var evde. Hayri abla mı? Allah Allah. Ne Allah Allah ne? Yok yani pek konuşmaz da o yüzden söylüyorum. Nereden bildin konuşmadığını? Ne karılık yaptığı var ne ev işi. Varsa yoksa makinenin başında tır tır. Geri kalan da bana cukları da çekmiş kendi yanına. Sen de erkek misin? İnsan mısın be? Utanmaz herif! Yavaş git Abdullah Efendi yavaş. Abi. Ulan şu senin nursuz suratına tükürmek bile gelmiyor içimden be. Kahvede oturup karısının dedikodusunu yapan adamın suratına köpek bile etmez. Abi tamam tamam abi. Sen gel hele şöyle bu tarafa. Bir tatsızlık çıkmasın abi. Tatsızlık çıksa ne olacak lan? Sana mı kaldı Hayri? Ama ben biliyorum niye böyle yaptı. Kuyruk acın geçmemiş demek. Köpek! Abi tamam abi tamam. Bedir abi sen de bir sakin ol. Tamam durun. Şimdi size bu Abdullah denen herifin niye böyle davrandığını açıklıyorum arkadaş. Hayriye ile kendi evlenemedi diye kuyruk acısından böyle davranıyor köpek. Sus ulan! Sus! Sus da! Daha fazla dibe batma! Şerefsiz! Şerefsiz! Abi koskoca adamlarsınız ya. Sakin ol. Bedri abi tamam. Gel abi şöyle gel gel otur. Oturun ya oturun. Gel sakin ol ya. Selma Öztürk. Buyurun lütfen. Sen de bir şeyler yeseydin ya. Aç değilim. Yalnızca kahve içeceğim. Aa Belma saçmalama. Hadi bir şeyler ye. Orada salatalar filan var. Hani formunu korumayı düşünüyorsun filan diye. Sen de iyice süt çocuğu çıktın be kızım. Bak buranın biraları çok güzeldir. Hiç olmazsa bir bira içer insan. İçmem bira falan. Nefret ederim. Tamam tamam. Üstüne gitmeyelim. Açılır birazdan. Buyurun afiyet olsun. Sen ne tatlı olmuşsun böyle. Arkadaşlar. Şerefe. 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 İçmeyeceğine emin misin? Şerefe. Evet, işte böyle Mustafa kardeş. Bazen ne yapacağımı bilemiyorum. Şeytan azap da gerek kardeşim. Annen bir yandan, biz bir yandan. Yapma demedik mi sana? Ama sen de beni suçla diye mi çağırdın buraya? Yok abicim, ne suçlaması? Bak Erdal, bu işin şakası yok. Ya haliyle adam gibi konuş, bu işi kökten bitir ya da olduğu gibi kabul et. Kan yutup kızılcık şerbetidir de otur oturduğun yerde. Dedim ya, bu işlerin ortası olmaz bence. Mustafa, bir tane ortak yönümüz yok. İlgi alanlarımızdan sevdiğimiz yemeklere nasıl anlatsam bilmem ki. Hani ortak zevk aldığımız bir şey olsa tamamdır, yürüyecek derim ama yok işte, yok. Çok sıkışmış, kıstırılmış hissediyorum kendimi. Ya Erdal, bir aile terapistine gitseniz. Onu da yaptık, yaptım. İlk bir ay her şey yolundaydı. Sonra yine aynı tas, aynı ama.
Bir evde iki yabancı insanız. İşin acı yanı, Hale'ye karşı içimde ne bir heyecan, ne bir aşk, hiçbir şey yok. Zor abicim bu işler. Gönlünü ferah tut. Çok sıkılmışsın. Ha, bir süre ayrı yaşayayım bakalım ne olacak. Ne olacağını söyleyeyim. Ağlama nöbetleri, sinir krizleri, suçlamalar, bağırmalar. Bu kumaş artık yama tutmuyor ya. Neyse, seni de sıktım. Aa, ayıp ediyorsun. Kardeşlik değil miyiz? Sıkmak ne demek? Selma Hanım. Efendim. Özgeçmişiniz bize anlatıyor ki aradığımız niteliklere uygun değilsiniz. Hem hemen hemen hiç iş deneyiminiz yok. Aradığınız niteliklere uygun olmadığımın farkındayım. Ama eğer bana bir fırsat verecek olursanız size işlerin üstesinden gelebileceğimi gösterme şansım da olur. En azından bir deneme süresi. Bakın, deneme süresiyle kaybedecek vaktimiz yok. Umarım bir dahaki sefere. Peki ama ben bir iş bulamazsam nerede deneyim kazanacağım söyler misiniz? Bunu tartışacağınız kişi ben değilim. Ama aslında çok hoş bir bayansın. Zengin koca bul otur evinde. Bu konuda yardıma ihtiyacım varsa sana cebimi vereyim. Akşam bir yerde oturup konuşuruz ha. Evli misiniz? Evet. Senin için bir mahsur olur mu? Eşiniz biliyor mu? Neyi? Ha evet. Sezer ama ses çıkarmaz. Hayır, onu demedim. Bir insanla evli olmadığını biliyor mu? Senin gibilerden o kadar çok gördüm ki artık üzülmüyorum bile. Allah belanızı versin. İçerideki şerefsizden metreslik teklifi alırsanız hiç şaşırmayın. Aa. Hepinize kolay gelsin. Ben gazı bir köklerim. Kadron 200, adam sinek gibi kaldı arkada. Hadi iç, iç artık. Ha şöyle kızım, yola gel biraz. Hadi, Belma'nın aramıza katılması şerefini. Şerefe. Hadi görüşürüz. Tekrar sağ ol. Görüşelim. Arayı açmayalım. Ha, dediğim gibi. İçini ferah tut. Mutlaka bir çıkış yolu var. Unutma. Unutmam. Arabam şu arka sokakta. Bırakayım seni. Yok. Ben biraz yürümek istiyorum. Eyvallah. Hadi hoşça kal. Güle güle. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım, bakışından süzülür. Işıktan süzülen işleme kurban olayım. Lütfuna ermek için söyle. Hadi ben alıştım da. Çocuklara sataşmaya başladı şimdilerde. Onu kaldıramam işte. Daha sabah Selma'nın namusuna dil uzattı. Vay anam. Hem de Selma'ya. O kız kardan da daha temiz. Nasıl yapar böyle şeyi? Onun yapamayacağı ne var ki? Vay çileke şairiyen vay. Ne diyeyim bilmem ki. Allah sabır versin. Bazen oturup düşünüyorum. Abdullah'la evleneydim daha mı farklı olurdu diye. Geçmişe mazi, pişmişe kuzu hayriye.
elbet farklı olurdu da aradan 25 yıl geçmiş, düşünme bunları. Kendim ettim, kendim buldum. Hadi içip sızsa dert değil. Bir de bize bulaşmasa kendimi öldüresim geliyor arada. Kız ağzından yel alsın. O nasıl söz öyle? Yok yok, merak etme. Hadi demir erkektir, yolunu çizer bir şekilde. Selma'mla Belma'mı bu kurda teslim edemem. Kız senin kadar güçlüsünü ömrümde görmedim bacım. Kartal gibi kanat germişsin çocuklarına. Kendini öldürmek ne demek? Lafın gelişi söyledim. Selma ne yaptı acaba? İş görüşmesine gittiydi. Olur olur, merak etme. Bugün olmazsa yarın olur. Bir yıldır evde kızım. Kapandıkça kapandı içine. Parasından değil, kendine güveni gitti kızımın. Her kapı yüzüne kapandı. İnşallah hayırlı bir kapı açılır kız. Her işte bir hayır vardır. Hadi ben kalkayım. İşinden gücünden ettim seni de. Sen bilirsin. Hoşça kal. Hadi güle güle. Benim gözlerimin ferini alma ya Rabbim. Lütfuna örnek için söyle perişan olaydım. Bakışım teşekkür ederim. Ben de sandım ki... Düşürdüm sandınız ve getirdiniz ama dediğim gibi. O zaman işe kabul edildiniz, hayırlı olsun. Teşekkürler. Sizi rahatsız ediyorum galiba, özür dilerim. Yok, rahatsız falan olmuyorum. Özüre gerek yok. Peki, şarkıyı çok güzel söylediniz. Ben de bu bet sesimle size eşlik ettim. Fark etmedim. Fark etseydiniz sizin için çok kötü olurdu zaten. Niye? Sesim bir felakettir. Lisedeki müzik öğretmenim beni ağlayarak dinlerdi. Ne zaman bitecek bu işkence diye. Siz de beni deli sandınız sanırım. Yollarda özgeçmişini savurarak şarkı söyleyen biri. Hayır, öyle sanmadım. Ama işe kabul edilmediğinizi de biliyorum. Nereden biliyorsunuz? Benim de kendime göre sezgilerim vardır. Sağ olsunlar beni yanıltmazlar. Yani en azından başkalarıyla ilgili olanlar. Bu arada adım Erdal. Memnun oldum. Ben de. Bakın, böyle umutsuzluğa kapılmayın. Bu ülkede sizin gibi milyonlarca insan var. Mücadeleye devam. Teşekkürler. Ama çok yoruldum, hem de çok. Bir süre sonra bu günleri hatırlayıp gülümseyeceksiniz ve şu an sizin durumunuzda olanlara umut aşılamaya çalışacaksınız. Bu işler böyledir. Sağlam dayı yoksa arkada, dişinle tırnağınla dağları deliyorsun. Çok garip. Garip olan ne? Hiç tanımadığım biriyle oturup dertleşiyorum. Garip değil mi? Değil. İşte bunun adına da hayat diyorlar. Merak etmeyin, benden size zarar gelmez. Peki. Bir şarkı isteği yapacaktım da acaba peşindeyi mi yazmam gerekiyor? Siz başlayın, biliyorsam söylerim. Bu ne güzel gülümsemektir böyle. Gündüz vakti ay doğuyor sanki. Sevmekten kim usanır?
Kadına doyum olma. Sana sökmez Nazmaz. Buradan götürdüğün kızlarla 40 tane harem kurulur. Hadi göreyim seni. Diyorsun. Tamam o zaman. Ben yine avımın yanına dönüyorum. Alemin aslanısın be abi. Kolay gelsin. Buradan ayrılayım. Tanıştığımıza memnun oldum. Peki. İyi akşamlar. Size de. Umarım yine karşılaşırız. Bilmem. Keşke bu karşılaşma 2 yıl önce olsaydı. Getirme peder oyar beni. Tamam ben. En geç 2 saate kadar dönerim. Kolay gelsin kanki. Kolay. Kolay. Bir daha gecikmez merak etmeyin dedim. O ne dedi? Yine aynı terane. İşte bir daha geciktirirseniz ne olur bilmiyorum. Aba altından sopa gösteriyor aklı sıra. Ne zaman geciktirmişiz ki kirasını? Bu aile birlikte topu topu 2 defa. İnsafsız adam. Boş ver bunları anne. Boş vermekle olur mu oğlum? Sen neler yaptın?
Ne yapayım? Öğleyin Ayşe geldi, biraz oturduk. Dikişlerle uğraştım. Bu kız nerede kaldı? İnşallah bluzun başına bir şey gelmemiştir. Efendim? Sana demedim. Belma geç kaldı da biraz. Gelsin de hesabını soralım. Aman oğlum. Bir de bu yüzden huzursuzluk çıkmasın. Arada arkadaşlarıyla ders çalışıyordu kütüphanede. Oradadır yine. Biliriz biz bu ders çalışmaları. Bu saatte kütüphane mi kalırmış? Gelir şimdi, gelir. Merak etme. Selma, hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ne oldu? Oldu mu yoksa? Yok anne, olan bir şey yok. Niye pişmiş kelle gibi sırıtıyorsun o zaman? Artık böyle. Beni işe almazlarsa almasınlar. Sonuna kadar devam edeceğim aramaya. Kendimi yeter üzdüm. Ha şöyle, elma kurdu gibi kendi kendini kemirip durdun. Aferin kızıma benim. Belma gelmedi mi daha? Gelmedi. Biz de merak ettik. Abi çok içtin, hadi kalkalım. Ne oldu be oğlum? Daha yeni başladık. Ne çok içmesi? Bir şey olmaz bana. Alışığım. Ha. Hesabı ödeyeceksin diye söylüyorsan borcum ol. Veririm elbet. Ne demek abi? O yüzden değil ama cidden çok oldu. Hadi bir kahve içip eve gidelim. Sen git. Ben daha oturacağım. İyi, ben hesabı ödeyip gidiyorum. Hadi iyi geceler. Sana da. Bedir efendi, kalk hadi kalk. Bir tek daha gitsene bana babuş. Yok tekmek, hadi kalk. Hadi hadi. Oğlum, bir şeker kahve getir buraya. İstemiyorum kahve falan, bir tek daha çek buraya. Hadi kardeşim hadi, kapatıyoruz bak. Vay be. Param yok diye mi bütün bunlar? Alacağınız olsun. Of. Tamam. Ulan hayır, yaktım çıranı şerefsiz kadın. Niye buradayız? Ya. Dinlenelim, çıkarız biraz sonra. Bir şey içer misin? Hayır, beni eve götür çabuk. Tamam güzelim. Götüreceğim, merak etme. Ama önce bir şeyler içelim. Tuvalet nerede? Kusacağım galiba. Gel, gel. Misin? Ne yapıyorsun sen? Ya. Korkma küçük tavşan. Biraz dinlenip öyle gidelim eve. Ya. Bu halde anneler görürse çok kızarlar sonra. Ya dinlenme falan istemiyorum, eve götür beni. Bırak. Tamam. Götüreceğim. Götüreceğim, merak etme. Yapma. Ne olur yapma. Ne yapıyorsun sen hayvan? Bana bak yürü güzeli. Defol git buradan. Ne olduğunu anlamadım sanıyorsan yanılıyorsun. Defol git. Yürü. Alacak mıyız o gördüğüm takımı? Ne? Efendim? Koltuk takımını diyorum. Alacak mıyız? İstiyorsan al. İstiyorum tabii. Fatoş aldı. Benim boynum eğik mi kalsın onun yanında? Sen beni dinlemiyor musun hayatım? Tabii, tabii. Dinlemiyorsun. Bir şey mi oldu kuzum? Anlatsana. Yok canım, bir şey olmadı. Yalnızca senin alışveriş gündemine yetişemiyorum. Hepsi bu hali. Aa sevgilim, su koyverme öyle hemen.
Bak 36 taksit yapıyorlar. Bu fırsat kaçar mı? Kaçmaz. Hiç kaçar mı Hale? Hiç kaçar mı? Anne, ben iyice meraklanmaya başladım. Hiç bu kadar gecikmemişti bu kız. Ben de. Çıkıp arasak mı acaba? İnşallah baban gelmez şimdi. Nerede arayacağız şimdi bu saatte? Ne bileyim, lafın gelişi söyledim işte. Hayırdır inşallah. Dur ben bakarım anne. Açsın şu kapıyı. Açsın ulan. Ben geldim. Allah akıl fikir versin. Tamam. Ben iyiyim. Tamam. Tamam. Mustafa merhaba. Baksana aradığımız sekreteri buldum galiba. Ya sorma, orası uzun hikaye. Bak şimdi adını da vereceğim, telefonu da vereceğim. Yazıyor musun? Kiminle konuşuyorsun hayatım? Halicim, Mustafa ile konuşuyorum. İş mi şimdi senin şu yaptığın? Aa, ne yaptım ki? Hey heylerin üzerinde yine ama bakalım ne olacak. Ya pardon Mustafa. Hali bir şey söyledi de. Yaz, Selma Öztürk. Telefon numarası da 0216 413 0204. Bak sakın benim ismimi verme. CV'nizi bir arkadaşın ofisinde gördüm de, uydur işte bir şeyler. Bu kıza ben kefilim kardeşim. Hadi hoşça kal. Tamam, hadi hoşça kal. Tamam. Kahvede oynaşınla dolaştık hayranım. Bedri, kulun kölen olayım. Sonradan pişman olacağın laflar etme bak. Sen kendi oynaşını üstüme salarken utandın mı lan? Ne oynaşı baba? Sen ne söylüyorsun? Abdullah'a diyorum, ustanı.
Saçmalama baba. Hadi git yat sen. Ben yatayım. Siz de arkamdan iş çevirin ha. Öyle mi? Lan Demir, buraya bak. Sen de ananın yaptıklarını bilmiyorsun, değil mi? Bırak. Demir dur. Beni dedim bırak. Bak şu ineklere yaptın. Hayriye karısı. Baba dur. Yapma. Yapma dur dedim. Anne. Alo. Bir ambulans isteyecektim. Anne. Çok acil. Adresi veriyorum. Anne. Anne, sakin ol. Numara bir şey yok anne. Anne. Kuzguncuk, Üsküdar. Anne, sakin ol. Kendine gel anne. Anne. Bedri. 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 Bedri kan. Anne, kendine gel. Bedri. Bedri. Baykuş'tan da haberim yoktu. Hale, beni biraz rahat bırakır mısın? Nasıl yani? Hayatım, pek iyi değilsin bu aralar. Bir psikoloğa gitmek ister misin? Meraller'in tanıdığı iyi biri varmış. İstemem Hale. Sadece yalnız kalmaya ihtiyacım var, tamam? Peki tatlım, sen bilirsin.
geceler. Selma Hanım'la görüşmek istiyordum ben. Ablam evde yok. Kim aradı diyeyim. Size de iyi geceler. Geçmiş olsun kuzum. Açsındır. Yemek getirdim. Ne geçmiş olsun? Ne oldu ki? Vay, haberin yoktu. Doğru ya. Ne oldu Ayşe teyze? Diyeceğim ama korkma, dur hele. Babanı hastaneye kaldırdılar az önce. Yine sarhoş gelmiş, evde düşmüş. Ne olmuş? Bir şey olmuş mu babama? Nereye götürmüşler? Allah'ım ya. Kızım sakin ol hele. Merak etme, babanda bir şey yok. Hastaneye giderlerken Selma ile konuştum. Onlar da seni merak ediyorlarmış. Ablan da arar birazdan. Hadi sen şu yemekleri ye. Bir şey olursa da bize gel. Gece yalnız kalmaya korkarsan falan. Hangi hastanedeler Ayşe teyze? Alo. Abla. Abla neredesiniz? Tamam, hemen geliyorum. Geliyorum dedim sana. Kızım, gecenin bu saatinde nasıl gideceksin? Hay Allah. Bayan, bizimle birlikte karakola gelmeniz gerekiyor. Ne oluyor? Lütfen sorun çıkarmayın. Yapmayın lütfen, ne karakolu? Kazayla oldu dedik ya. Üzgünüz ama annenizi gözaltına almamız gerekiyor. Anne, abla, ne oldu? Yok bir şey kızım. Ben de geleceğim. Olmaz. Selma, sen burada kardeşlerinle babanın başında kal. Beni de merak etme. Peki anneciğim, merak etme, hiçbir şey olmayacak. Gidelim. Gel habibim, sana aşık olmuşam.
selam cümle halkı sana ben de kılmışam. Ne muradan var ise kılam revan. Eyleyem bir derde bin durlu devan. Mustafa dedi ey ya Rabber Rahim, hatabu şu hatası çok kerim. Al zayıf ümmetlerin haline ola hazretine. Nice allar yol bula, gece gündüz işleri isyan kamu. Korkarım ki yerleri ola tamu. Ya ilahi hazretinden hacetim, bu durur kim makbul ümmetim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetü lil muttakin ve la udvane illa alel zalimin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ya Rabbi ilahi ya Rabbel Alemin. Okumuş olduğumuz Mevlid-i Şerif'ten hasıl olan sevabı evvela sevgili Peygamber Efendimizin mübarek ruhlarının makamlarına, onun âli ezvacı tahiratının, etbaının, eshabının ruhlarının makamlarına, Sinsi-i Saadat Efendilerimizin, ustazımızın mübarek ruhlarının makamlarına, özellikle hanımefendi ve beyefendi olarak bu Mevlid-i Şerif'imize iştirak eden bütün cemaatimizin geçmişlerinin ruhlarına ve hasseten merhum Bedri Beyefendinin de ruhlarının makamlarına hediye eyledik, sen vasile eyle ya Rabbi. Kabrini cennet eyle ya Rabbi. Cennetini ebediyül ebed eyle ya Rabbi. Kabrini dünyasından daha hayırlı eyle ya Rabbi. Geride bırakmış olduğu kederli ailesine sabru cemil, ecü cezilleri ihsan eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbin azzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allah sabır versin. Sağ olun.
Aslı, en çok neye yanıyorum biliyor musun? Neye evladım? Hiç olmayan babamızı gömdük. Ve ben o cenazede babama değil de kendi halimize, bize çektirdiklerini ağladım. Annemin halini ağladım. Adamın ölüsüne bile bir şey hissedemedim usta. Bak evladım, içinin nasıl yandığını biliyorum. Bunları artık düşünme. Hem bak göreceksin, annen de ilk duruşmada serbest bırakılacak. İnşallah usta. Erdal Bey, siz... Merhaba, başınız sağ olsun. Teşekkürler, kapıda kaldınız, buyurun. Yok, teşekkür ederim, hemen gideceğim ben. Bak, bu hengamede söylemeyi unuttum. Babanın öldüğü gece Belma beni burada koyup çıktı ya... telefon çaldı. Ben de siz arıyorsunuzdur diye açtım. Erdal diye biri aradıydı seni. Sizdiniz galiba. Evet, ben. Sağ ol. Hadi hadi, 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 hadi. Başınız sağ olun. Başınız sağ olun. Şimdi senin yaptığın yanına kalkan. Evet evladım. Sağ olun. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah sabır versin. Allah sabır versin. Allah sabır versin. Sağ olun. Kendini ne vakit iyi hissedersen o zaman gel başla işe. Acelesi yok. Tamam mı evladım? Tamam usta. Ayaklarına sağlık. Ben çıkıyorum çocuklar. Selma, bak kızım. Ne zaman bir şeye ihtiyacınız olursa çekinmeyin, gelin. Oldu mu? Oldu. Güle güle Abdullah abi. Hadi, Allah'a ısmarladık. Güle güle. Bu kardeşim Demir Erdal Bey. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Ben de. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ olun. Siz sağ olun. Şaşırttınız beni. Sizi bir şey için aramıştım. Tesadüf Ayşe Hanım açtı telefonu. Olayı öğrenince ben de... Anladım. Teşekkürler. Buyurmaz mıydınız? Yok. Ben gideyim artık. Siz bilirsiniz. Beni arayın lütfen. Ararım. Ayaklarınıza sağlık. Peki, hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Bu adam kimdi abla? Avukatmış da. Şimdi uzun sürer anlatması. Daha sonra anlatırım. Biraz dinleneyim. Çok yorgunum. Tamam, hadi. Sen git yat. Bir dakika, bakar mısın? Okudun mu? Neden Belma? Nasıl düşünürsün böyle bir şey? Abla, ver o mektubu bana. Sen bir açıklama yapana kadar vermeyeceğim. Ya öyle işte, bir an çok bunalmıştım. Belma, bir anlık bunalma değil bu. Ne oldu? Hadi anlat bana. Melislerle bara gitmiştik. Orada bir çocuk vardı, Tuğrul diye. Sonra ben çok içtim. Tuğrul'un evinde. İşte anladın mı? Ne yaptı sana o? Söyle, bir şey yaptı mı? Yok, hayır. Korkma. Sadece tokat attı. Bir de annemin müşterisinin bluzunu yırttı. Yaptıklarım için çok pişmandım. Kendimi o zengin çocuklarıyla bir tuttuğum için. Annemin mesleğinden utandığım için. Hem o dershaneye de gidemem artık. Melis'i görmek istemiyorum. Belma,
Sen ne yaparsan yap, başına ne gelirse gelsin, benim kardeşim, annemin küçük kızısın. Kendine kıysaydın annemin hali ne olurdu hiç düşündün mü? Demir, gelir misin? Geliyorum abla. Şimdi, sen hemen işinin başına döneceksin. Belma da dershaneye devam edecek. Ama abla... İtiraz istemiyorum. Annemiz çıktığında her şeyin yolunda olduğunu görecek. Evlatlarını güçlü, mutlu görecek. Anladınız mı? Anladık kumandanım. Hadi oradan serseri. Alo. İyi günler. Selma Hanım. Buyurun benim. Selma Hanım, ben avukat Mustafa Çaka. Sizi bir arkadaşımın ofisine bıraktığınız özgeçmişiniz aracılığıyla arıyorum da. Yeni kurduğumuz bir hukuk büromuz var. Doğal olarak da işleri çekip çevirecek birine ihtiyacımız olacak. Ofise buyurursanız sizle bir iş görüşmesi yapmak isteriz. Uygunsanız tabii. Ha, peki olur ama elinizi çabuk tutun bence. Telefonumu veriyorum. 0212 253 51 09. Oldu. Görüşmek üzere. Sağ ol kardeş. Bir şey değil de ne işi bu? Ne işi olacak? İçin fesat senin ya. Kızın bir hafta önce babası öldü. Senin sekreteri, onun da işe ihtiyaç var. Ya ne çakal adamsın. Hadi bakalım o zaman. Alo, Selma Hanım. Tekrar merhaba Erdal Bey. Nasılsınız? İyiyim de şaşırdım biraz. Hep siz şaşırtacak değilsiniz ya. Az önce bir arkadaşınızla konuştum. Mustafa Bey'di sanırım. Eş durumuyla ilgili gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı teşekkür ederim. Şey, ben yani yanlış anlamayın lütfen. Yok, yanlış anlamıyorum. Ama bir şey merak ettim. Bir defa gördüğünüz birine nasıl kefil oluyorsunuz? Yani sezgi deyip geçelim. Yani sizinkiler de fena değilmiş hani. Benim de kendime göre var bir şeylerim. Neyse. Tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere. Rica ederim. Görüşelim. Şey, yani görüşürüz. Ben fesattım değil mi? Ya Mustafa, git başımdan. Uğraşma benimle. Tuttum bu kızı. İşe alındı bile. Baksana, şıp diye anladı her şeyi. Hadi ben kaçtım. Kaç bakalım. Bir gün alırım hesabını. İş buldum galiba. Oley ya. Umarım olur ya. Hadi hayırlı olsun. Abla, bu Erdal ne iş? Sonra anlatırım çocuklar. Şimdi uyumazsam düşüp bayılacağım. Hadi Belma, hazırsan çıkalım. Abla ya, ben evde çalışsam. Olmaz, kalk dedim. Demir sen de, hadi geç kalmayalım işimize. Tamam. Dünya böyle gelmiş, böyle sürecek. Bir gün acı, bir gün tatlı, ömürler geçecek. Bazen düşüp, bazen kalkıp, hayat sürecek. Yarınlar var oldukça, umut hiç bitmeyecek. Sen de dimdik, dur şu dünyada. Boyun eğme asla. Yarınlar
olan seninle. Yeter ki inan. Ha, gel Selma'cığım. Günaydın. Sana da günaydın. Buyur. Ahmet Bey ile Ufuk Hanım Konya'ya duruşmaya gittiler. Yarın gelecekler. Geldiklerinde onlarla da tanışırsın. Hı hı. Şimdi ne öğrenmek istersen bana soracaksın. Ben odama geçiyorum. Hı hı. Ha, bak telefonun üzerinde iç hat numaraları var. Bugünlük telefon bağlamayı öğren. Yarın da dosyalama sistemini gösteririm sana. Tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Demek sonunda iş buldu ha. Hı-hı. Bak görüyor musun? Her şey düzelmeye başladı. Bir de annem kazasız belasız çıksa. İnşallah. Ha, ne zamandı duruşması? Cuma günü. 4 gün kaldı. Hayırlısıyla inşallah. E oğlum, iyi bir avukat tutsaydık bari. Ablamın bir arkadaşı var, o yapacak savunmasını. Hayırlısıyla oğlum. Kadın bir gün yüzü görmedi şu yaşına kadar. Usta, sana bir şey soracağım. Sor bakalım. Annemle sen... Yani işte ikiniz. Önceden... Anladım, anladım. Uzun ve ince bir mevzu bu. Belki sonra anlatırım ama... Şimdi hiç halim yok. Tamam usta. İstersen bir yere gidip kahve içelim. Biraz açık havaya ihtiyacım var. Burada otursak. Tamam peki. Nasıl alışabildin mi işine? Alıştım tabii. Sağ olsun Mustafa Bey de çok yardımcı oluyor bana. Ufuk Hanım ve Ahmet Bey de öyle. Tekrar teşekkürler. Nasıl ilaç gibi geldi bu iş bir bilseniz. Önce şu sizli bizli konuşmaları bırakalım. Kendimi rahat hissedemiyorum o zaman. Tabii bey ve hanımı da tedavülden kaldırmanın sırası geldi. Peki. Ben çok heyecanlıyım ve korkuyorum da. Yarın ne olacak? Korkacak hiçbir şey yok. Çok umutluyum bu davadan. Yani ilk duruşmada olmasa bile ikinci duruşmada kesin çıkar. Dersime iyi çalıştım. Erdal Bey, Erdal... Bu ücret işine de konuşmadık daha. Artık onu da akşam yemeğinde konuşuruz. Pardon, bir saniye. Tamam. Efendim Ali. Yok, dışarıdayım şimdi. Ofiste misin? Ali'cim şu sıra sürpriz kaldıracak halim yok. Tamam. Yarım saat sonra ofisteyim. Görüşürüz. Ne yapacağım şimdi ben ya? Of. Bir şey mi oldu? Yok yok, bir şey yok. Hadi biraz yürüyelim. Belki bir şarkı söylersin. Yürüyelim ama şarkı söyleyebileceğimi sanmıyorum. Başka zaman. Memnuniyetle. Belma'nın dershanesine gidip para vermem gerek. Bir sınava mı girecekmiş neymiş? Pek anlayamadım ama harç parası yatırması gerekiyormuş da. Selma.
Eğer yanlış anlamazsan, yani hani işe de yeni başladın, para durumu falan, borç verebilir mi? Param var, merak etme. Hem bu kadar inceliğe alışık değilim ben, şaşırıyorum. Böyle masanı toplayana kadar akla karayı seçtim. Yo, masam gayet topluydu. Sen de rötuş yaptın herhalde. Eve de böyle özen göstersen ya hali. Neredeydin şekerim ya? Bir sürpriz yapayım dedim. Hani şu ilk tanıştığımız lokanta var ya, oradan rezervasyon bile yaptırdım. Yarın önemli bir davam var da, onunla ilgili görüşmelerim vardı. Keşke arasaydın. Arasam sürpriz mi olurdu? Aşk tazeleyecektik, ne güzel. Ben aşkımı çoktan tazeledim ama seninle değil karıcığım. Efendim? Ben sana demedim. Halicim, masadan kalkabilir misin? Yarınki duruşmaya hazırlanmam gerekiyor da. Erdal. Neler oluyor, bana anlatmayacak mısın? Sabredeyim diyorum, kendi gelsin konuşsun diyorum ama taştan ses çıkıyor, senden çıkmıyor. İstersen yine bir terapiste gidelim ha? Hale, evet bir takım sorunlar var ama üçüncü kişiler olmadan çözmeye çalışsak. Olur mu hayatım? Bir uzmandan yardım almamız şart. Tamam Hale, tamam. Akşama konuşuruz bunları. Peki tatlım. Heh, Hale, akşam biraz geç geleceğim. Meraklanma, olur mu? Olur. Hadi bakalım Erdal Bey. Kim akıllı, kim zeki göreceğiz. İyi geceler. Sana da iyi geceler. İyi geceler. Buluştun mu avukatla? Buluştuk. Bu avukatla iş saatleri içinde görüşülemiyor mu? Saçmalama Demir. O aynı zamanda arkadaşım. Nasıl arkadaşlıksa artık. Demir, haddini aşma istersen. Ya bir durun ya. Abla ne dedi Erdal Bey? Her şey annemin lehine. Tabii şimdilik. Yarın eğer mahkemede bir aksilik olmazsa. Bir de eğer şahit sunulacaksa mahkeme daha ileri bir tarihe atılıyor. O da var. Bu Erdal Bey inşallah başarılıdır işinde. Bilemem ama herkes öyle söylüyor. Belma, başvurdun mu sınava? Evet abla, sağ ol. Ne sınavı bu? Ya Özel Dershaneler Birliği ülke genelinde bir deneme sınavı düzenliyor da o. İyi.
Bugün rehber öğretmeninle konuştum. Çok memnun senden. Bu gidişle iyi bir yeri kazanır diyor. Maymun sen de. Yemek yediniz mi? Evet. Belma mutfakta deneye başlamış da biz de fare olarak yedik yemeği. Nankör. Ne var kız? Abla, anlatmayacak mısın? Ne anlatayım? Abla, uğraştırmasana beni. Herhalde bütün akşam davadan konuşmadınız. Bütün akşam dediğin topu topu 2 saat. Ya olsun. Başka bir şey konuşmadınız mı? Hayır ama her şey kendiliğinden gelişiyor. Konuşmaya gerek yok ki. Çok hoş adam ama. Hayırlı olsun. Belma, olan bir şey yok daha. Hadi git dersini çalış. Seni yalnız bırakayım da bu geceyi düşün bakalım. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk da hangi dağda kurt öldü Halicim? Aman sen de. Karşılasan bir dert, karşılamasan bir dert. Ne yaptın bakalım bugün? Hiç. Yarınki davayla ilgili görüşmelerim vardı da. Gündüz de o görüşmedeydin yanılmıyorsam. Hayırdır Hale? Müfettişliğe mi başladın? Merak ettim. Nedir bu kadar titizlendiğin dava? Kazayla adam öldürme. Memnun oldun mu? Ha, çok açıklayıcı oldu. Aman neyse. İçimi boyar böyle konular. Aç mısın? Sevdiğin makarnadan yaptım. Yok. Değilim. Yemekteydim ya. Kimle gittin yemeğe? Mustafa'yla. Karıcığım başka sorun yoksa banyoya girebilir miyim? Yok, gidebilirsin. Mustafa'yla öyle mi? Görüşelim bakalım şu bayan Mustafa'yla. Şimdi daha önce de size söylemiştim ilk duruşmada çıkmaz diye. Ama gelecek duruşmaya çıkacağını umuyorum. Özellikle Abdullah Bey'in ve Ayşe Hanım'ın yapacağı şahitlik işimize çok yarayacak. Belmacığım asma suratını, bak beni de üzeceksin sonra. Tamam da hiç olmazsa hapishaneye gelmemizi kabul etseydi annem. Çok özledim. Kızım nasıl iyi görünüyordu görmediniz mi? Gelmeyin diyorsa gitmeyeceksiniz. Evet. Hapishane bambaşka bir dünyadır. Hiç beklemediğiniz kişileri, hiç beklemediğiniz haller içinde görebilirsiniz. Annen kendisini parmaklıkların ardında görmenizi istemiyor. Üzülme, hem ben sizin iyi haberlerinizi götürüyorum Hayri Hanım'a. Merak etmeyin. Katilin çocukları. Yürüyün gidin yolunuza. Abi. Demir. Babam ölmeden önce niye hatırlamadınız Demir. Bir kardeşiniz olduğunu? Yapma. Sülükler. Sakin ol abi. Gel sen şöyle bakayım. Siz de defolup gidin buradan. Bak hala bakıyorlar. Basın gidin dedim size. Dur. Tamam. Demir. Şunlara bak ya. Evladım yap. Tamam. Demir dur. Ya. Tamam. Demir. Allah Allah. Yeter artık. Tamam. Abdullah abi hadi siz atölyeye dönün. Doğru. Hadi. Hadi biz gidelim. Görüşürüz. Hadi, görüşürüz. Ayşe teyze senle Belma eve gidin. Ben de işe dönüyorum. Akşam görüşürüz. Tamam kız. Erdal Bey hoşça kalın. Tekrar teşekkürler. Rica ederim. Hadi sen de üzme kendini, tamam? Hı hı. İşe mi hemen? Evet. Sabahtan beri yokum ofiste. O zaman bir saat daha yok ol. Ne olacak? Mustafa ile ben konuşurum. Olmaz. Hadi kırma beni. Peki. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Şu bir saat bizim olsun. İş, güç, hı. Ev var düşünmeyelim. Her şey silinsin belli elimizde. Thank you.
evlenirsin bu çocukla ya. Dur bakalım, bunları konuşmak için daha erken. Değil, değil. Seni ailesinden biriyle falan tanıştırmak istedi mi? Daha o kadar az vakit geçirdik ki. Dedim ya daha erken diye. Ama bak, kaçırma bu adamı. Evet, seni dinliyorum. Bak Ali, şimdi sana söyleyeceklerimi hemen öfkelenmeden, sakin, mantıklı bir biçimde dinlemeni istiyorum. Rica ediyorum lütfen, tamam mı? Sen de farkındasın ki, yani en azından farkında olduğunu düşünüyorum. Yani bir süredir bu evin içinde iki yabancı gibiyiz. Hiç de değil, kuruntu yapmışsın. Ali, lütfen dinle. Dinliyorum. Umarım tahmin ettiğim şeyi söylemezsin. Yani bu evlilik artık yürümüyor. Ben itelemekten, aman sürsün bozulmasın diye çabalamaktan sıkıldım, yoruldum. Ya şu manzaraya baktığımızda bile farklı şeyler görüyoruz. Ve bu farklılık artık bir renk olmaktan çıktı. Tamamen simsiyah bir şey haline geldi. Kim bu kadın Erdal? Ya bak işte, ben sana bir şey anlatmaya çalışıyorum. Sense hemen kadınsı kıskançlıklara kapılıyorsun. Hala ayrılalım. He? En azından bir süreliğine. Yalnız kalmaya ihtiyacım var, toparlanmaya ihtiyacım var. Böyle bir hakkın var değil mi? Neye hakkın olup olmadığını ben sana söyleyeyim. Bir, beni böyle bir kalemde silip atmaya hakkın yok. İki, beni restoranlarda, parklarda buluştuğun kenar sürtükleriyle karıştırmaya hakkın yok. Üç, benim görüşümü almadan boşanmaya hiç hakkın yok. Peki neye hakkın var hâle? Ha? Neye? Hakkım olmayanları sıraladın. Senin Ayşe'nin koltuk takımını, Veli'nin son model arabasını bana günlerce anlatmaya hakkın var... Ama benim bütün bunlardan sıkılmaya hakkım yok, öyle mi? Senin alışveriş merkezlerine para saçmaya hakkım var... ...ama benim bir tiyatroya, sinemaya ya da ne bileyim bir konsere gitmeye hakkım yok, öyle mi Ali? He? Bu iş bitmiştir Ali. En azından benim için bitmiştir. Elinden geleni ardına koyma. Sen istedin. İnanamıyorum. Annem bunca yıldır ağzını açıp da bir laf etmedi. Ama senin yanında işe başlamama çok sevinmişti. Hani sen çevrede iyi bilinen birisin ya. Ona yormuştum ben de ama. Annen onurlu kadındır evladım. Bedri'nin onu kaçırmasından sonra kimle konuştu ki? Kaderim deyip razı oldu bu evliliğe. Dedim ya, her şeyimiz hazırdı bizim. Ev bile tutmuştuk ama babanın sinsi sinsi planlar kurduğunu nereden bilebilirdik? Siz evlenseydiniz ve yine biz doğsaydık, her şey ne kadar farklı olurdu değil mi usta? Bunları düşünme evladım. Kimseye de anlatma. Hadi kal sağlıcakla. Sabah görüşürüz. İyi geceler. Demir, ne oldu? Yok bir şeyim abla, iyiyim. Emin misin? Evet. Kurt gibi açım. Belma yine mutfakta deney yapmamıştır inşallah. Yok, bu sefer ben yaptım. Aman aman iyi. Alo. Evet, buyurun benim. Pardon, kim dediniz? Ben Hale. Beni tanımıyorsunuz Selma Hanım. Ama ikimizin de çok iyi tanıdığı ortak bir dostumuz aracılığıyla arıyorum sizi. Bir sakıncası yoksa yarın öğlen yarım saat görüşmek isterim. Konu önemli. Hayır, telefonda söyleyemem. Ben sizi tanıyorum Selma Hanım. Geldiğiniz zaman seslenirim. Siz şimdi söyleyeceğim yere gelirseniz. Neresi dediniz? Biliyorum. Peki. İyi geceler. Allah Allah. Kim?
Kim o abla? Tanımıyorum. Adını ilk defa duydum. Yarın buluşmak istiyor. Kadın mı? Evet, Hale'ymiş. Olmaz öyle tanımadığın kadınlarla buluşmak. İzin alabilirsen ben gelirim. Ben geleyim seninle ya da dışarıda falan beklerim. Bakarız. Çok iyi, ortak bir dostumuz varmış. Yok yok, ben o zaman kesin geleceğim seninle. Tamam. Hadi sofraya gidelim. Yemekler soğudu. Hale Hanım'sınız değil mi? Evet, memnun oldum. Bu küçük hanım da kardeşiniz galiba. Ben Belma. Lütfen oturun. Ne içersiniz? Ya da açsınızdır belki. Buranın yemekleri iyidir, tavsiye ederim. Bana bir kahve. Bana da. Sütlü ve şekersiz olsun. Kardeşinizi getirmenize gerek yoktu Selma. Tabii onu da tanıdığıma memnun oldum ama korkmayın, sizi yemeyeceğim. Beni neden buraya çağırdığınızı sorabilir miyim acaba? Çağırmasa mıydım? Evinize de gelebilirdim aslında. Yaşadığınız yeri görmek için. Ama oralar bana çok uzak yerler. Ortada buluşmamız daha iyi oldu. Siz evimi nereden biliyorsunuz? Bilmiyorum ama bulmam zor olmayacaktı. Biliyorsunuz, isteyen herkes istediğini öğrenebiliyor artık. Anladım. Lütfen ne söyleyecekseniz söyleyin. Acelemiz var. Size bir teşekkür borcum var. Yani teşekkür etmek için çağırdım sizi. Niçin? Sizinle daha önce hiç karşılaşmadık ki. Dedim ya, ortak bir tanıdığımız var diye. Kocamın kötü zamanlarında ona yardımcı oldunuz. Ya da oyaladınız diyelim. Bunun için teşekkür ederim. Abla, hadi kalkalım. Nasıl? Kocanız kim? Ne demek istediğinizi gerçekten anlamadım. Ben Hale Kılıç küçük hanım. Erdal Kılıç'ın 2 yıllık eşi, 3 yıllık da sevgilisi. Gerçekten size çok şey borçluyum. Evliliğimizi pekiştirdiniz. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bu ruhla ve bu suratla hayatta bulup bulabileceğin tek bir koca var zaten. Ya da kandıracağın diyelim. Senin yerinde olsaydım kaybetmemek için bu kadar alçalır mıydım bilmiyorum. Öyle olsun bakalım. Hadi abla gel. Lanet olsun böyle dünyaya. Bir yerlerde bir hata yapıyorum ama nerede bir bulabilsem. Ne alakası var abla? Bu oğlanların seninle bir ilgisi yok ki. Galiba ben hak ediyorum tüm bu olup biteni. Lütfen kendini suçlama. Bir suçlu varsa o da Erdal. Biraz vaktim var mı? Var. O zaman seninle bir yere gidelim. Olur. Ya sen böyle bir şeye nasıl cesaret edersin? Bu ne cüret Hale? Ağzını topla. Ağzını topla, doğru konuş dedim sana. Ne dedin Selma'ya tam olarak anlat bana. Lanet olsun sana! Alo, Mustafa. Selma nerede? Tamam, tamam, tamam. Yok bir şey.
çalışmıştık. İşte buna hayat. Selma, özür dilerim. Ben anlatacaktım ama... İlk bu bankta oturduğumuzda da özür dilemiştin. Ben de özre gerek yok demiştim, hatırlıyor musun? Şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Selma, ne olur böyle yapma. Bağır çağır, küfret ama böyle yapma. Erdal, senden yalnızca iki şey istiyorum. Bu konuyu bir daha hiç açma. Ve annemi bana geri ver. Çıkart onu hapishaneden. O güne kadar da bir avukatla müvekkilinin ilişkisi nasıl olursa öyle davranalım. Benden bir aşk aldın. Yerine annemi ver bana. Selma, bitti mi? Başlamış mıydı ki bitsin? Yalanın üzerine kurduğun oyunun çöktü yalnızca. Ne olur bana biraz süre ver. Hatamı telafi edeyim. Ama bitirme lütfen Selma. Ne olur. Bitmeyecek tek şey var. Onu da bu bankta söylemiştin. Umut hiç bitmeyecek Erdal. Hoşça kal.